Heh, güzel yaptın ha çipi evet. Çipi. Şunu çekelim Sinemciğim. Bir saniye. Ben de yastıkları havalandırmayı çok severim. Ben de bazen atıyorum onları bir saat sabah bırakıyorum. Kalkayım, başı yastıklarım var ya, onları şöyle bir ip evet. Asayım, bir günlensin, bir güneş görsün. Havalandı mı daha iyi ama. İç çiltelerini falan sökeyim, yıkayayım. Yastıklarıma ben alez de takıyorum. Çünkü saçım çok yağlanıyor benim. Yastığa geçmesin diye terimi de emiyor geceleri. Bence sen yatağına da tak onların altına falan kaçırırsan. Yok şükür o işi hallettik, lise 1'den beri yok daha. Ne? Lise 1 mi? Ay sorma. Benim öyle bir sıkıntım vardı bak, hiç de saklamam söylerim. Ay. Türkiye'de %70 çocuklar altına işiyor. İşiyor yani. Ama bak dediğin gibi çocuklar işiyor, liseliler değil. Ne yapalım? İşedik işte. Lise çağında. Kız söz geçirebiliyor musun sanki? Geçiremiyorum, geldim beni, salacağım. Beni bak o şuraya geldim mi salacağım. Beni doktora bile götürdüler. Çünkü artık benim pikem yırtılmaya başladı. Her gün sabah yeşil bir pikem var. Buradan Neslihan'a selam olsun bilir. Her gün diyor bu yeşil pikeyi sen niye yıkıyorsun? Bilmiyor ki benim yaram büyük. Bir şey mi? Bir hastalık mı vardı yani? Doktora da götürdüler. Doktor dedi ki, dedim ki hocam dedim. Ben dedim geldiğini anlamıyorum dedim. Uyandığımda dedim Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Ben burama kadar ıslanmışım. O zaman çorapsız geziyorsan üşütüyorsun. Hep öyle kendini. Dediler. Ayaklarımı işitiyorsun. Gezmediğim aktarcı, yemediğim ya. Ot, içmediğim su, okumadığım hoca kalmadı. Kırılotça böbreklerime lafım geçmedi. Şimdi iyi misiniz? Şimdi şükür. En son ama öyle bir yerde yaptım ki. Korkudan bir daha kesildi tabii ettiler. Vallahi evlendin mi? Karayataktan kovar seni. Aldıraş edin mi? Onu geç, o da doğru. Öyleleri de var. Yani. Misafirliğe gidemiyordum. Yatıya kaldık mı? Herkes yatıyor. Ben şey, yarasa gibi bütün gece böyleyim. Gözümü kırparsam aman gidersin. Belki de rüyanda bir yere çiş yapıyorsan. Yok, öyle de görmüyorum. Hani öyle görsem belki derim ki, ah rüyada gitti. O da yok. Töreli uyuyorum, bir gözümü açıyorum, buz gibi olmuşum zaten. Sabah, bir daha gecenin bir yarısı kalk. Annem en çok neye sinir olur biliyor musun? Diyordu ki seni yıkıyorum, yatak çarşafını yıkıyorum. Mis gibi seni yatırmışım, üstünü örtmüşüm. Bir sağ sonra anne, annem bir geliyor ki. Sonra ben böyle lise 1'e geldim artık yani. Misafirliğe giderken yanımda bez götürüyordum. Ay. Hasta, büyük hasta bezi iki tane çantama sokuyordum. Odanın birini de bağlayıp girip yatıyordum. Başka çarem yok, uyuyamıyorum yoksa. Sonra neyse bir gün annemin anneannesi öldü. Biz cenazedeyiz ama ev ana baba günü, adım atılacak orada yer. Orada da işedin. Dinle, 3 gündür hiç uyumamışım. Gözlerim kan çanağı. Artık dayanamamışım. Annemin teyzesinin yanında ben böyle uyuyakalmışım. Aman kadının yaptısılık içinde. Bak yerler yatak, millet yatıyor. Ev böyle ana baba günü cenazenin 3. günü. Ay. Ben de yanına kıvrılmış yatmışım. Bir uyandım. 3 günün enerjisi hep gitmiş. Eyvah kafaya ben kadar. Ben gitmiş. Selma buraya kadar gitmiş. Karını zaten nasıl ölmüş? Ocağı sönmüş. Bir de ben mahvetmişim karını. Baktım Selma uyuyor. Millet de uyuyor. Usulcana yorganı Selma'nın üstüne örttüm. Kalktım gittim duş aldım. Üstümü de şimdi annemin yanına gidiyor. Eğer ki Selma orada bir bağırsa Kadir üstüme işedi diye millet hep duyacak beni. İyi kadın da demiştir altıma işedim herhalde. Korku, o korku oldu. Dedim ki kola, millete de dedim ki şey kola içiyordum dedim. Selma'nın yanında oturdum. Devrildi dedim. Adoro kokmuyor. Gel kok, Allah'tan temizim. Sonra neyse ama o oldu. Bir daha töbe. O gün bugündür 21 Kasım 2012. Bak darin gün bile hatırladım. Kesiş o kesiş. Dedim ki kız Selma bileydim ben senden daha önce yatarım. Dedim keramet sende. Şimdi öyle kolumuzun komşumuzun oğlu işedim dedim evet. Ki benim annemin bir teyzesi var. Bir gece yanında yatın anında kesiliyor. Evet doğru. Yani doğru bu ne yapabilirim? Doğru sözüne gerek yani. Kerem de 3,5 yaşında bezi attı atış o atış. Annem diyor ki küçük oğlum 3,5 yaşında kestim bezden. Büyük oğlum 17 yaşında. Ben bu Kerem'den huylandım. Niye? Akşam gelip bardakta su döküyor olmasın sana? Bak ben bir gün ayı dedim bunu. Yok onu yapmaz, onun aklı ona ermez de. Bu benden dalga geçiyor aklı tamam mı? Aklı ermez dediklerinde neler? Benle dalga geçiyor şimdi. Az bir kavga ettim mi bana hep sidikli diyordu. Ama. Aa bak bunu hiç unutmamışımdır, gönlümde yaradır. Bana sidikli diyordu tamam mı? Sen misin bunu diyen. Bir gece hiç uyumadım, bunun uyumasını bekledim. Gittim güzelce mutfakta bak zekiyim, soğuk su dökmüyorum irkilir diye. Hafif kettle'da ılık su yaptım, bunu tam döktüm üstüne, yorganı kapattım uyudum. Sonra bak usulca tek gözüm kapalı Kerem'i izliyorum. Kerem bir döndü hiç öyle ıslaklığa alışkın değil. Benim gibi cımbır cımbır suyun içine uyumuyor ki. Ben Titanic bat. Adam sulak yerde yetişmiş.
Benim yatak periştanlısı. Vallahi. Neyse Kerem böyle bir döndü, iki döndü. Anladı üstünün soğukluk olduğunu, ıslandığını. Ama bir gözüyle de bana bakıyor ki eğer ben onu duyarsam onu rezil edeceğim diye. Evet. Usulcan'a gitti, üstünü değişti. Kerem dedim ne oldu dedim. Hiç dedi tuvalette dedi üstüm ıslandı. Dedim yatağı kim ıslattı dedim. Ama bana nasıl yalvarıyor ki sus sakın kimseye söyleme bunu diye işediğini. Ben de boş boğaz gibi gittim anneannemi öttüm. Dedim ki ben böyle böyle Kerem'e böyle oyun yapayım dedim. Boş boğazımdan yine bütün foyam ortaya çıktı. Eyvah. İki gün ama psikolojisi bozuldu. Acaba ben de mi altıma işeyeceğim diye. O yani psikoloji etti ona. Çocukken de fenaydım Allah'ıma şükür. Her zaman. Ama öyle gibi başımdan geçti yani. Çocuğunuz işiyorsa hiç hor görmeyin, işeniyor. İşeniyor canım, işeniyor. Ne yapalım temizlikle. Oluyor yani, yapacak bir şeyimiz yok. Sular deterjanlar. Utanmıyorum da ne yapabilirim, hastalık. Ya. Allah başka dert vermesin. Sen şimdi kendi yaşadığın için kendi yaşamasaydın mama verebilirdin. Evet, yaşadım, başıma geldi yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.